haber çok konuşulur. Ebru Gündeş ve Rassan Koçnav resmen evleniyor. Evlilik teklifi nerede ve nasıl yapıldı? Rassan kesenin ağzını nasıl açtı? Hadise krizi fırsata çevirdi. Mehmet Dinçerler'le boşanan Hadise sahne ücretlerini ikiye katlıyor. Şok olacaksınız. Deha Bilimler Mehmet Dinçerler Kerimcan Durmaz ikilisi için ne söyledi? Serdar Ortaç'tan çok konuşulacak açıklamalar. Ortaç, Chloe'den önce ilişki yaşadığı Litvanyalı güzel tarafından terk mi edildi? Katıldığı programdaki itirafıyla şok etti. Her şey seksi değildir ki. Her şey seksi değildir ki. Bu çifte çok şaşıracaksınız. Biri ifşa oluşlarıyla gündeme geldi. Bir diğeri ifşa ettiği futbolcularla. Bu ikili kim? Burcu Özberk'ten dizi sektöründeki sevişme sahneleri için imalı cevap. Hangi yapımları hedef aldı? Şu anda çok fazla bahsedemiyorum. Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz hakkında öyle bir detay açıklayacağız ki olay olacak. Bu ilişki ne zaman ve nasıl başladı? Sadece Beyaz Magazin'de. Az sonra. Beyaz Magazin'den selamlar, sevgiler olsun değerli izleyicilerimiz. Efendim yine haftanın ilk gününde yine bomba gibi yayınımızı hazırlandık. Değerli yorumcularımız Pınar Eliçe ve Bilal Özcan, bendeniz sunucunuz Didem Delen. Yine harika bir yayın sizi bekliyor. Harika bir haftaya merhaba demenin mutluluğunu yaşıyoruz. Merhaba Pınar. Merhabalar, bu arada tebrik ediyorum. Ben de sizi tebrik ediyorum. Efendim Didemciğim, biliyorsun biz son dakika öğrendik. Dün mü öğrendik, evveli gün mü? İki gün önce öğrendik. Evet, evet, evet. Altın Kelebek'te biz de. Hepimiz adayız. Hepimiz adayız. Adayız. En iyi bayan sunucu dalında Pınar Eliçe de evet, aday. Evet, siz de en iyi erkek sunucu. Ben en iyi erkek sunucu. Ben sadece ben. Oylarınızı bana yollayın, olur mu? Bana da. O yüzden bana da. Ben tekrar sana masamızı... Ben Pınar'a oy göndereceğim. Pınar bana da, böyle yapacağız bana. Artık yani. Hamımızı tebrik ediyorum. Evet. İkiniz birden bana gönderin. Altın Kelebek yarışmasında. Erkek sunucuda tek adayımız var. Tek adayımız var. Evet, oyları, oylarınızı. Bizim şansımız bayağı düşük. Çok çünkü sunucu adayı var bayanda. Oylarınızı. Evet, bayağı fazla arada, koyulmuş. Aday evet. Sayısı arttırılmış. Onu ben de fark ettim. Bu arada şunu hatırladım. 1995, 97 ve 98 senesinde Altın Kelebeği ben aldım. O zaman Star Televizyonu'nda yaptığımız Paparazzi programıyla. Ve bunu yeni hatırladım, biliyor musunuz? Ya unutulmuş. Ya bir de böyle ödülünüz çok nerede? İş yapınca ödüller evde. Boşandığım eşimin evinde. Çok iş yapınca yani unutuyorsun ya. Bir değil de mi? Pek çok ödül. Şimdi bizim Bilal Özbilge yapımcımızın odasına gidin bakın. Oo. Arkası ödül dolu. Kitaplığı ödüller say bitmez. Yani ödülden çok akılda kalacak işler yapmak önemli. Ödül aslında de tabii, en büyük ödül nedir biliyor musunuz Bilal Beyciğim? Halkın sevgisi. Bitti. Halk, işte onu demek istiyorum. En önemli evet. Şey o en zaten bravo, yani. Onu demek istiyorum. Ondan daha büyük bir ödül olamaz. Evet, zaten. Evet. Onu demek evet, istiyorum. Evet, konular. Bam, bam, bam. Magazin bu masada konuşulur. Yine bombalar var. Evlilik teklifleri gelmiş. Evet. Aylık haberleri. Milyon dolarlık yüzükler. Şaşırtan yıldırım aşkları. Neler var neler yayında. Evet evet. Hepsi evet. Birazdan gelecek. Burada doneler dolu. Yine bir sürü belgelerle. Belgelerle çıkar belgeleri. Ya hayır, yaklaşmayın lütfen. Hayır. Tamam. Ancak seyirciyle paylaşabilirim. Peki tamam. Biz tamam. De nasibimizi alacağız Pınar'cığım. İnşallah birazdan. Biraz büyüyelim. Evet. Estağfurullah. Peki günlerdir magazinin ilgi odağı bir isim var, Hadise. Ve boşanma evet. Davası günlerdir açılacak mi? Artık. Aylardır vallahi. Daha açılmadan soyadlar değişti. Skandallar, spekülasyonlar ardı arkasına gelmeye devam ediyor. Mehmet Dinçerler'le ayrılığının detayları bir bir ortaya çıkıyor. Kerimcan Durmaz ve Mehmet Dinçerler'in bir gece kulübünde oldukça samimi fotoğrafları çıkmıştı, hatırlıyor musunuz? Yakın temas halinde. Tabii. Öpüşüyorlardı değil mi orada? Ben öyle gördüm. Öpüşüyorlardı. Evet. Yani birçok insan da zaten onu evet. Onayladı yani o resme baktığı zaman. Aslında birinci şahit o anda sahnede olan Deha Bilimler. İddialar o şekildeydi. Ama Deha ne demiş? İşte bakalım. İzleyelim mi ne demiş? Hadi bakalım. Buyursunlar. Günlerdir gündemden düşmeyen Hadise ve Mehmet Dinçerler ayrılığının detayları bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. Hadise'nin boşanma dilekçesini mahkemeye vermesinden sonra kayıplara karışan Mehmet Dinçerler nerede ortaya çıktı?
Ayrılık haberlerini fırsata çeviren hadisenin yeni konser ücreti dudak uçuklattı. Mehmet Dinçerler ve Kerimcan Durmaz'ın birlikte dinlemeye gittiği Deha Bilimler o geceyi anlattı. Yani o akşam Kerimcan çok şey bir çocuktu. 4 aylık eşi Mehmet Dinçerler'e çekişmeli boşanma davası açan hadise hayatında yeni bir sayfa açıyor. Dinçerler'i geride bırakmaya kararlı olan ünlü şarkıcı ilk olarak yeni ev için kolları sıvadı. Evlendikten sonra Riva'ya taşınan hadise iddialara göre ayrılık kararından sonra Yeniköy İstinye hattında ev aramaya başladı. Bir süredir kardeşi Derya Açıkgöz'ün evinde kalan hadise en kısa sürede kendi düzenini kurmak istiyormuş. Hadisenin şutladığı Mehmet solu Rodos'ta aldı. Arkadaşlarıyla Rodos'ta objektiflere yansıyan Mehmet Dinçerler şapka ve maskeyle kendisini kamufle etti. 4 erkek arkadaşıyla tatile giden Dinçerler tanınmaktan kurtulamadı. Türk tatilcilerin objektifine yakalandı. İlk kez Beyaz Magazin'in dile getirdiği evlilik oyunu haberlerinden sonra hadise ve Dinçerler'in yakın çevresinden iddialarımızı doğrulayan duyumlar gelmeye devam ediyor. Kulislerde konuşulanlar ağızları açık bırakıyor. Hadise tarafında konuşulan iddialara göre ismi Reza Zarrab'la yasak aşk dedikodularına karışan ünlü şarkıcı bu olayı unutturmak için Mehmet Dinçerler'i kullandı. Evlilik değil, iş anlaşması sanki. Hadise gibi Mehmet Dinçerler'in de evlilik öncesinde yakın çevresiyle şoke eden konuşmalar yaptığı iddia ediliyor. İddiaya göre hakkında dolandırıcılık iddiaları bulunan ilişki tercihleriyle magazin camiasında adı iyi anılmayan Dinçerler ismini kurtarmak için Hadise ile nikah masasına oturdu. Ayrılık hadisesi ünlü şarkıcıya yaradı. Hadise cephesinden gelen haberler iddiaları güçlendirmeye devam ediyor. Sahne ücreti ikiye katlandı. İşleri açılan hadise konserlerine konser katarken sahne başına aldığı ücreti neredeyse iki katına çıkardı. Şarkıcı Deha o geceyi anlattı. Ayrılık haberlerinin arasında en dikkat çeken şüphesiz Mehmet Dinçerler'in eski paylaşımları ve onların arasından Kerimcan Durmaz'la birlikte oldukları oldu. Bir dönem Kerimcan'la arasından su sızmadığı anlaşılan Mehmet Dinçerler'in Durmaz'la bir mekanda eğlendiği görüntüler çok konuşuldu. Hatta bir fotoğrafta ikilinin birbirlerini öptüğü iddia edildi. Sahnedeki Deha akılları karıştırdı. Kerimcan çok şey bir çocuk dedi. İkilinin o gece Deha'ya gittiğinin öğrenilmesinden sonra gelen sorular üzerine sosyal medya hesabından her şeyi biliyorum ama konuşmam diyen Deha Bilimler Beyaz Magazin'e o geceyi anlattı. Her şeyi biliyorum diyen Deha kaçamak cevaplar verdi. Ben sahnedeyken çok insan beni izlemeye geliyor. Onlar da gelmiş izlemeye sağ olsunlar. Ama hiçbir şey tabii ki ben sahnede olduğum için bir şey hatırlamıyorum. Gördüğüm bir şey yok. O gece Kerimcan Durmaz'ın doğum gününün kutlandığını söyledi. Çok da, hatta o akşam Kerimcan Durmaz'ın doğum günüydü bu akşamıydı. Evet. İşte Bülent Hanım da vardı. Demet Akalın da vardı. Bülent Hanım var. Deniz Seki vardı. Bayağı kalabalık bir akşamdı ve sahnemde çok şarkıcı ağırladım bu akşam. Deniz Seki'yi sahneye aldım. Bülent Hanım'ı sahneye çıkarttım. Demet sahneye çıktı. Çok şarkıcı sahneye çıktı o akşam. Çok kalabalık bir akşam. Yoğun bir akşamdı. Mehmet Dinçerler'i tanımadığını söyledi. İnan bana ben bu arada Mehmet Dinçer'i tanımıyorum. Hayatımda görmediğim için. O zamanlar tanınan bir insan, tanınan bir sima değildi. O yüzden dikkatimi cezbetmediği için de pek de kale almamışım. O yüzden tanımıyorum yani şu an. Yani o akşam Kerimcan çok şey bir çocuktur. Enerjik bir çocuktur ve deli dolu bir çocuktur yani. Ona sarılır, bunu öper, buna dokulur, ona sarılır. Hani belki de o akşam herkesi öptüğü için, doğum yolu için aynı zamanda da çok dikkatimi çekmediği için de pek bir şey gördüğümü söyleyemem yani. Ayrılık kararı içinse üzüldüğünü söyledi. Peki Hadise Hanım'ı tanırsınız. Hadise'yi çok severim. Evet. Şu anki olaya ne diyorsunuz? Yani onların kendi ilişkisi, ben hep her ayrılığa üzülürüm. Yani hanımlar için daha zor bir olay bu ayrılıklar. Erkeklere de zor bir olay ayrılıklar. Keşke böyle olmasaydı, keşke ilişkisi devam etseydi. Deha Bilimler evet. Diyor ki daha önce ben Mehmet Dinçerler'i tanımaz etmezdim diyor. Aynı bizler gibi. Bizler gibi. Biz de hadiseden sonra tabii tanıdık. Evet. Bence korkuttular Deha Bilimler'i. Ne diye korktular? Bir şekilde korkuttular. Bir şekilde korktu. Biliyorum ama konuşamam diyor. Evet. Sonra da... Evet. Şimdi evet. Bakın etik değil ya. Şimdi düşünsenize sizin sahnenize gelmiş insanlar. Bir de hani şu da olabilir. Sahnede sahne ışıkları o kadar yoğundur ki bazen
gözünün önünü bile göremeyebiliyor insan. Göremez. Göremeyebiliyor. Çünkü o spot ışıkları. Daha göremedi mi diyorsun yani? Bence öpüş, ya kaçırmış öpüşme, olabilir. Öpüşme, yani öpüşme olduysa göremedi mi diyorsun? Öpüşme dediğin nedir? Öpüşme. Bir anlık, nasıl bir daha yap? Bir bana, anlık bana bir şeydir. Yanlış anlaşılacağız. Bir anlık yanlış bir şeydir. Yani bir öpersen ben onda kadar. Ya. Yanlış anlaşılacağız. Allah aşkına. Yok ya, ya bir şeydi, ben ekrandayız, olayı anlatıyorum. Oraya İsterseniz doğru yap. Bana şey yapalım doğru mı? Allah Allah. Ay, ay Allah'ım ya. Siz beni var ya öldüreceksiniz yani. Öyle bir niyetim yok ben, ya. Ben bütün bir çok ciddiyetle başladığım bir yorumculuğa. Ya niye böyle bir kahkahalara yapıyorsun ki? Ben evli baktı bir insanım ay, ya. Bilal Beyciğim, Allah, ay, Allah. Allah korusun. Hanımım ben da seyrediyor. Yapma onu da ya. Çok öperim yanaklarından. Bir yapıyorsun ya. Olayı anlatıyorum size. Yani diyorum ki hani bir anlık bir şeydir o öpüşme. Yani böyle herhalde saatlerce öpüşecek halleri yoktu orada. Detayları bilemiyoruz. Detayları evet. Bilemiyoruz. Evet. Ha bu arada daha da bunu göremeyebilir. Çünkü niye? O an sahnenin heyecanı, sahnenin yani dediğim gibi o spotların, ışıkların gözüne vurması bazen çok her şeyi göremeyebiliyoruz. İnsan ilişkilerini bozmamak ama, için anlatmıyor da olabilir. Ha şimdi ona geleceğim. Sonuçta bir sahne artı, sanatçı. Evet. Sahnenin bir adabı usulü vardır. Seni izlemeye gelen hiç kimseyi ifşa edemezsin. Bu tabii. Etik değil. Etik kurallar ama çerçevesinde. Ama ne demişti? Bak her şeyi biliyorum ama konuşmam demişti iki hafta yani evvel. Yani tabii ki konuşmaz. Öyle demişti. Şimdi bize de sahnemizde neler biz nelere şahit olduk? Kimler neler geldi? Bir gün önce sevgilisiyle geliyor. Bir gün sonra karısıyla geliyor adam. Ama bak burada her şeyi yani, biliyorum. Evet. Her şeyi biliyorum demek ne biliyoruz, demek? Biliyoruz biz de ne biliyoruz. Ne demek? Yani bir şeyler oldu. Olmuş ben her şeyi biliyorum ama söylemem. Ama konuşmuyor. Biz de öyle. Demek ki bir şeyler olduk ki her yani şeyi biliyorum oluyor. Dedi. Şimdi müşterilerimizi yani sonuçta orası yani gelen insanlarla doluyor değil mi? Eğer sen onu ifşa edersen bir daha gelmez o müşteri sana. O zaman ya bileyimler hem medyaya şirin gözükmeye çalışıyor hem kamuoyuna bir şeyler anlatacağım falan var bende. Yani kendisini öne çıkarmaya çalışıyor. Ondan sonra da mikrofon uzatılınca da yok ben tanımam Mehmet Dinçerleri, yok Kerimcan Durmaz iyi çocuktur, herkesi öper. Yani öyle dedi, herkes ya öper biraz dedi. Biraz esnek dedi. Konuşmuş tabii ki. Yani oradan herkes almak istediğini, acaba, anlamak istediğini alsın acaba gibi. Acaba o bir şeyi deyince, her şeyi biliyorum ama konuşmam deyince, arkada ağır abiler mi var acaba? Mesela Mehmet Dinçerler'in yok arkasında, ay, şeyin yok. Arkasında, Kerimcan'ın arkasında ağır abiler var da, şşşt hey konuşma görsen de bilsen de yok, mi dediler? Yok, yok. Korkuttular mı diye bilimleri? Yok yok. Ha? Niye öyle şeyler oluyor? Oluyor öyle şeyler. Doğru. Öyle şeyler olabiliyor. Oluyor. Telefonlar. Hey sus. Ya ha, sus acaba. Konuşma yani, bilemem. Acaba öyle bir tehdit mi aldı? Bir şey mi oldu acaba? Yani bilemem değil yani. O işin o tarafını da unutmamak gerekiyor. Ha, yani akıldan yani, çıkarmamak gerekiyor. Ama bu ayrılık sonuçta her iki tarafa da yaradı. Sonuçta Mehmet Dinçerler popüler olmak isteyen bir adamdı. Oldu. Bu arada o AVM'nin altında açılan tatlıcının önünde kuyruk varmış ya. Şaka. Arkadaşım söyledi. Aa. Öyle böyle full kuyruk dedi o tatlıcının. Yani dedim ki Amerika'dan hadise yok ama. Pastane. Amerika'dan getirdikleri pastane. Yatsın kalksın dedim, hadiseyi dua etsin o zaman. Aynen. Yani. Pastane. Aynen. Ayrılıkta bile müşteri çekebiliyor. Bence hadiseyi. Hadise ne oldu? Hadisenin fiyatı ne oldu? 400 bindi 800 bin lira. Kıbrıs'ta şu maşallah an bütün otellerle anlaşma yapılmış. Öyle mi? Yılbaşına kadar full program, her gün evet. Konser. İkisi birden yükseldi. 800 bin TL konser ücreti oldu hadisenin. Maşallah. İkisi birden Allah yükseldi. Artırsın. İstinye Sarıyer bölgesine de ev bakıyormuş. İstinye Yeniköy hattında ev bakıyormuş şu anda. Bulur, ama hemen zaten bulur, hadisenin hemen bir evi vardı bildiğim kadarıyla. Şimdi bir ailesiyle ev tutmuşlardı yaşadı. Mehmet Dinçerler'le bu ama İbrahim hayır, hadisenin evi. Bekar evini boşaltmadı ki hadise. İşte vardı da orada beraberken Mehmet Dinçerler'e rastladı. Mutsuz bir evlilik yaptı. Acaba bu evde şimdi tekrar yaşasam yine mutsuz mu Bilal olurum? Yok yok Bilal Beyciğim, o zaten o mevcut evi hadisenin kendi evi ve onu hiç bozmadı. Çünkü yurt dışından ailesi, annesi anladım, ve kız kardeşleri geldiği zaman ben de ne diyorum? Bak ben orada bunlar hep falcılara danışırlar. Falcı demiş tabii. Falcı demiş ki hepsinin var bir tane. Hepsi var. Falcı demiş olabilir ki. Demiş olabilir ki ya sen o evdeyken şimdi o eve taşınma. O evdeyken başına bunlar geldi. Ha. Geri bir eve geç. Yine o eve misafirlerin gelsin otursun. Annen, baban kim geliyorsa ama. Olabilir. Yani, yani şimdi çünkü zaten para da çok. Para yani da çok. Şimdi hadise. Şöyle de bir durum var. Hadise artık yani kendi yolunu çizmiş. Bekar bir kadın olarak kendini görüyor. Yeni bir hayat. Güzel de işleri var. Vallahi hadise yani bilemiyorum ama şanslı bir kadın ya. Şu olaydan bile nasıl
prim yaptı yani. Geçtiğimiz yayın Bilal Özcan söylemişti. Halk mağduru sever, şu an hadise mağdur durumda olduğu için bir de ekstra daha ilgi görüyor. Aynen demişti. Öyle. Bu işlerine de yansıyor gibi gözüküyor şu anda. Aynen öyle. Hadisenin bu son konserindeki kalça dansı var mı elimizde videosu yönetmenim? Siyah beyazlı olan mı? Bir kalça dansı var. Yönetmenim anladı beni. Sahnede bakıyor arkadaş. Sırtı bize dönük dans etti. Bir video var. Orada ne mesaj aldınız? Instagram'da vardı. Eğer bulur verirse yönetmenim söyleyeceğim. Verirsen bizi alarak ekrandan sesi açarak vermeni rica edeceğim. Bu arada hadisenin yüzüğüyle ilgili, hadiseye verilen 3 milyonluk yüzükle ilgili o çakma haberleri, replika haberleri vardı son 2 gün hafta sonu basında. Mozanit, mozanit madeninden yapılmış o. Mozanit de pırlantayla ayırt edilemiyor. Ama ben şimdi şuradan hanımlara, özellikle senin de çok pırlantan var. Mozanit ama seninki 7 ışık birden saçıyor. Pırlanta. Yok bu elmas. Bak, elmas. Pırlanta elmas aynı. Elmas. Bak şöyle bunu nasıl ayırt edebiliyorsunuz biliyor musunuz? Tıpkı Pınar'ın, bir göstersene ekrana. Nasıl? Bir göster lütfen. Pınar'ın, yani bu şey haber anlatıyorum burada. Aha. Lütfen hani şey ne? Olarak seni böyle şey yapmak için zannetme. Ne oluyor? Alın elinize pırlantalarınızı. Lütfen şimdi yüzüklerinizi alın elinize. Sanki herkeste pırlanta var. Alın elinize. Özellikle yüzüğünden şüphe edenler, hani mücevherciye gitmeyip danışmaya utananlar, sıkılanlar. Ayırt etme yöntemi şöyle. Pırlantada 7 rengi eşit yansıtma özelliği vardır. Göster lütfen. Bakın şurada. Bakın ya, uzat, burnuna bakıyorlar, uzat lütfen kamerana, evet. Evet. 7 rengi, bakın biraz oynat elinde, 7 rengi yansıtma özelliği vardır. Kırmızıyı, maviyi, yeşili, hepsini görüyorsunuz. Evet. Fakat mozanit baskın olarak mavi yeşil tonları yansıtır mozanitte. Ve mozanit, her renk var. Mozanit taşın yüzeyine hakim olan mavimsi tonlardır. Mozanit'e baktığınız zaman hakim olan. Yansıtmıyor acaba Pınar Hanım'ınki de sahte. Yok yok, değil. Ben yok baktığınız zaman Pınar 7 rengi bak böyle takmaz. 7 rengi görebilirsin. Hadise acaba bu testi yapmış mıdır? Ama çok daha basit bir test var. Onu da söyleyeyim. Su dolu bardağın içine bırakıyorsun yüzüğünü. Evet. Eğer tamamen dibe çökerse, en dipte kalırsa pırlanta. Çünkü pırlanta çok yoğun bir taş. Eğer üstte kalırsa, yüzerse, ortada yüzerse ya da altta olup da yüzerse sahte, replika. Allah Allah. Pırlanta. Evet, eve gidince su testi yapalım. Yapalım. İstersen arada burada yapalım. Bir yapalım. Bardak su. Bir bardak, cam bardak olursa iyi olur. Bir de tabii hanımları uyaralım. Swarovski taşlarını, Swarovski camdan kesilen kristal biliyorsunuz. Avusturya'dan çıktı. Swarovski taşlarını hanımlara, bayanlara pırlanta diye yutturabiliyorlar. Yok, bunlar bazı mesela beyler. Swarovski, bak şunlar. Swarovski. Bunlar Swarovski. Evet, bak nasıl pırlanta gibi parlıyor. Bak, ama Swarovski. Bunu her kadın anlayamayabiliyor. Dolayısıyla ekonomik kriz de var. Erkekler kadınların gönlünü etmek için kendi ekonomilerince sahte replika alıyor olabilirler. Şu an çok var, çok duyuyorum. Sahte çanta, sahte o pahalı R ile başlayan o saatten alıyorlar. Evet, o onu biliyorum, çantadan ben alıyorlar biliyorum. Falan. Hep H ile başlayan. Hediye ediyorlar falan. Anlamayan kadın anlamıyor. Vallahi gidin mağazasından öyleyse de bu niye şimdi ortaya çıktı? Ben de bunu anlamadım. O zaman hemen atıyorum yönetmenim. Hemen atıyorum yönetmenim. Mücevherden anlayan bir kadın neden şimdi böyle iddialar çıkıyor ki? Replika diye. Replika falan olduğunu düşünmüyorum ben. Ben de düşünmüyorum. 3 milyonluk düşünmüyor musun? Düşünmüyorum. Neden? Hayır. Şimdi o zaten bir evlilik hediyesi olan bir yüzüktü. Ama dediğim gibi hani şimdi bu geri istenmeler, mahkemede bunu işte sunmalar falan filan olunca replikaya döndü. Ben bence o attığı yüzük replikaydı. Attığı replikaydı. O zaten replikaydı. Sahnede takılmış bir aksesuar yüzük. Onun çok tabii pahalı canım, olmasına gerek yok. Tabii canım, hepimizin öyle yüzükleri var. Hepimiz takıyoruz zaten evet. Sahnede. Evet. Ama bu attığı yüzükten bahsetmiyoruz. Bu evlilik teklifi edilen yüzükten bahsediyoruz. Ben onun replik onun olduğunu düşünmüyorum. Düşünmüyorum. Yok, ama bu tip haberler çok fazla yayılmaya başladı. Ha, ama şu da var, tabii ki bilemeyiz. Belki de Mehmet Dinçerler replika alıp takmış olabilir. O da olabilir. Öyle bir şey. Daha evvel yapmış. Daha evvel oyuncu bir sevgilisi varmış. Ona yaptığı iddia edildi. Evet, Mehmet Dinçerler'in. Ya ben pek çok erkek çapkının, pek çok kişinin, erkek ismini çapkın olarak duyduğumuz isimlerin kızlara bunu yaptığına inanıyorum.
Hakikaten inanıyorum. Evet. Yapıyorlar, çok fazla yapıyor. Az önce onu söyledim zaten. Benim bir arkadaşım da böyle... Öyle mi gafil avlandı? Sonra. Ama bana da yapıldı. Bu da dolandırıcılığın başka bir şeyi. Bana da yapıldı. Hadi canım. Aynen. Şaka. Bir şey söyleyeyim mi? İmitasyon yüzükle. Ama bu da bir dolandırıcılığa giriyor. Hem duygu dolandırıcıları hem de bir şeyi gerçek diye sana aslında sahtesini takarak dolandırıyor seni. Tabii canım bu Alican hemen direkt atıyorum. Dolandırıcılık bu zaten. Alican yani, attım, yönetmenim attım. Bir de verdiğin değer bu mu? Bu mu? Ya bu ne mu? Ayıp. Ha değil geldi mi? Su. Attım yönetmenim. Şöyle ortaya koysana. Bir daha al onu. Al onu ortaya koy. Şuraya koy. Şimdi şu an test mi yapıyoruz? Test yapıyoruz. Ortaya koy. Kamera görsün. Yüzüğün bir dakika, sahte mi çek. Gerçek mi olduğunu evet. Anlamanız için test. Pırlanta yüzüğün sahte mi gerçek mi olduğunu anlamak için. Yönetmenim attım sana videoyu. Evet. Tamam suya atıyoruz yüzüğü. Bak direkt dibine çöktü. Direkt Pınar'ın yüzüğü dibe çöktü. Demek ki pırlanta. Evet. Eğer pırlanta olmasaydı. Elmas pırlanta aynı. Ama normalde şimdi bunun su da yememesi lazım. Biliyorsun değil mi tabii? Evet. Su da yememesi lazım. Elmasın jiletini gidiyor. Hiçbir hemen çıkarıyorum. Hiçbir şey olmaz. Elmas o kadar dayanıklı ki. Ateş testi de var ama kim yapacak onu? Ateşte asla yanmaz, asla parçalanmaz. Diğer taşların hepsi ateşte dağılır, paramparça olur. Gördüğünüz gibi. Hadise bu testi yaptı mı yapmadı mı bilmiyorum ama. Bundan sonra bayanlar yapsın. Şimdi yapsın Hadise mesela. Şurada. Şimdi yapsın. Evet. Sahte mi değil mi? Evet. Gör. Bundan bu, sonra bu gerçek, Pınar, hanımlar gerçek. Bunu yapıyor. Evet tabii Pınar, canım. Gerçek. Ne kadar fiyatı ne kadar? Çok eski bunlar Bilal Beyciğim ya. Çek taşını kendin mi aldın yoksa sana bunu bir, kendim almıştım bir, ya. Bir, daha bir doğrusu bunu ben mı? Anneme almıştım da sonradan annemin kasasına. Çıkartamadı vermiyor bardak. Tamam. Pınar onu çıkartamıyorsun. O videoyu gösterebiliyor musunuz? Yayınlayabiliyor musunuz? Baktı arkadaşlarımız ama sanırım yayınlayamıyoruz. Attım Ali Can'a attım. Ali Can sahnede Hadise. Yönetmenim hazır mı? Görüntümüz. Yayınlayamayacak bir şey yok. Onu hazırsa onu verelim, o videoyu verelim. Tamam. Son siyah beyaz bir tulum giymiş. Yok attım şimdi attım Ali Can'a, yönetmenime attım videoyu. Hadise'nin sahnede en son ayakta dans ederken arkası dönük. Evet. Evet, evet yakın plan bizleri al, hepimizi al. Yakın plan yaklaş, hepimizi al. Bakın evet. Sesi aç lütfen. Sesi aç, başla. İçerleri tamamen yapıyor. Mehmet Dinçerleri İnsan yapıyor. İnsan anatomisi üzerinden verilen mesajların tabii, şu an çözümünü ben, yapıyoruz. Her şeyi geri verdim. İstediği her şeyi verdim Mehmet'e. Şey, yani her burada ne demek istedi? Yersin dedi. Kıcı mı? Onu sen söylüyorsun ben demem. Verdi her şeyi verdi. Verdi. Niye? Ben şimdi hep o hareketi mesaj, yapınca şey oldu. Ben mesaj. Söyleyince mi kötü oluyorum? Yok. Yine kötü mü oldum ben? Yok kötü olmadı. Kötü olmadı. Kötü olmadı. Ama öyle ya. Hadise hep mesajla gelmedi mi? Hep öyle yapmadım. Her gün yüzüğü de attı. Evet. Bak al evet, dedi. Şimdi hepsini birinci, toplu pat, ödeme. Pat. Evet. Mesajları doğru yorumluyor Bilal Özcan. Evet, daha önce ama. De dedi Hadise ve Mehmet Dinçer'den boşanma kararı kesinlikle. Aldı. Evet. Ama bizim görevimiz ne? Halka doğru mesaj vermek. Evet, evet. Olanları anlatmak, yorumlamak. Sanatçıları doğru yorumluyoruz. Evet, evet. Evet. Peki Serdar Ortaç'la devam edelim. Ay edelim. Hüzünlü kekimiz. Ne değil oldu? Mi? Ne yapmış gene? Ne olmadı ki? Yani başı bir türlü dertten kurtulmadı. Tam refaha erdim dedi. Bu sefer geçmişi fersah fersah önüne geri gelmeye başladı. Gelir. Biliyorsunuz kumar borçları yüzünden işi gücü rast gitmedi. Pandemi döneminde çok sıkıntılı bir süreç yaşadı. Hı hı. Evliliği bitti. Ardından bir ilişkiye başladı. Yine yüzü gülmedi. Hı hı. Eski ilişkisiyle alakalı açıklamalarda bulunmuş. Chloe ile alakalı mı?
Chloe ve diğerleri. Diğer ilişkileriyle alakalı. Çünkü herkes yolunu aldı. Eski ilişkileri Serdar Ortaç'tan sonra ünlü oldu. Sunucu bile oldular değil mi? Program program geziyorlar. Ama Serdar Ortaç hala geçmişiyle yaşıyor. Ne açıklamalar yapmış, izleyelim mi? Buyurun. İzleyelim. Chloe Lohan'ınla çekişmeli boşanmasıyla gündemden düşmeyen Serdar Ortaç katıldığı talk show'da özel hayatından unutulmayan konser anısına kadar bilinmeyenlerini anlattı. Serdar Ortaç özel hayatı hakkında neler söyledi? Hiç aldatıldı mı? Hayatında unutamadığı anısı ne? Chloe Lohan'ınla 2019 yılında çekişmeli bir şekilde boşanan ve nafaka konusunda yaşadığı sorunlarla sık sık gündeme gelen ve ardından yaşadığı ilişkilerle de yüzü aşktan yana gülmeyen Serdar Ortaç bir talk show programında içten halleriyle gene çok konuşuldu. Şarkıcı Simge ile yaptığı düetle de izleyenlere müzik şöleni yaşatan Serdar Ortaç'ın aldatılma itirafı ise gündeme damga vurdu. Şovun hazır cevap bölümünde hiç aldatıldın mı sorusu yöneltilen Ortaç, Rus sevgilisiyle olan bir hikayesini şu sözlerle anlattı. Bir Litvanyalı sevgilim olmuştu evlenmeden önce. Uyuduk uyandık, yatağın altında şişlik fark ettim. Bir tane günlük yazıları tercüme ettirdim. Defterin 3. sayfasında benim burada ne işim var, evimden gelip Türkiye'de ne yapıyorum, bu herifle neden 6 aydır buradayım, Allah'ım bana yardım et yazıyordu. Aldatıldığımı sanmıyorum. Evlilik hakkında özel açıklamalarda bulunan Ortaç, şu anki aklım olsa boşanmazdım diyerek evliliğe tekrar sıcak baktığını vurguladı. Daha önce hiçbir yerde anlatmadığı konseri hakkında da konuşan Ortaç'tan çok konuşulacak itiraf geldi. 1997 yılında hapse girmiştim. Konserden alındım. Hücreye koyuldum. Zaten Padişah şarkımı da hücrede yazdım diyerek hayatıyla alakalı önemli açıklamaları ilk defa gerçekleştirdi. Evet. Düşünsenize, birlikte yaşıyor kız arkadaşıyla. Sonra bir kabarıklık fark ediyor. Bakıyor bir defter. Günlük. Alıyor onu, okuyor. Orada da diyor ki eski ilişkisi, benim burada ne işim var, ülkemden kalktım geldim, bu adamla ne yapıyorum ben diyor. Evet. Abi şok anı. Yani. Bir kere size soracağım, bu günlüklerin özel, sonuçta özel yazılar, kaleme alınmış kişisel bilgilerini paylaştığı insanların özel anlarını yazdığı özel defterler. Bunun okunması doğru mu? Bir dakika, okunması doğru mu derken bunu yazan yabancı uyruklu kadın değil mi? Evet, yatağın içinde. Nasıl peki o yabancı uyruklu kadının, Rusça biliyor mu ki? Şöyle olmuş, onu nasıl söyleyeyim olmuş? Ben size. Serdar Ortaç bakıyor, Litvanya lisanında yazılmış, fotoğrafını çekiyor. Ne yazdığını merak ediyor. Litvanyaca bilen tercüman buluyor, çevirmen buluyor. O çevirmene çevirtiyor ve kadının neler yazdığını öyle öğreniyor, şok oluyor. Öyle öğreniyor, şok oluyor. Ama şimdi şunu söyleyeyim, madem sözü aldım. Bunu yaptıran Serdar Ortaç. Kıza günlüğe böyle yazdırtan Serdar Ortaç. Serdar kabahati kendinde arasın. Yani kim bilir kıza nasıl davranıyordu ki? Yani ben starım, benle yaşamak zaten ayrıcalık sana. Senin ülkende sen köy hayatı yaşıyorsun, sıradan. Bütün kızlar böyle güzel orada. Sıradan bir hayatım vardı. Burada yediğin içtiğin yemediği arkada işte saraylarda, saray gibi evlerde eğlence şu bu filan. Kıza böyle davranırsan, kıza yakınlık sadece yatakta sevişirken gösterirsen, başka türlü yakınlık göstermezsen kız da bu ruh hali içinde. Ama şimdi şöyle de bir şey var. Şimdi bir insanı aldattığımız zaman illaki birisini, sevdiğimiz birisini birisiyle yatakta görmek veya onu temas halinde görmek değildir. Düşüncesiyle, davranışıyla, konuşmalarıyla da bunu hissedebiliriz. Şimdi burada gerçekten Serdar için çok aşağılayıcı bir durum. Yani böyle bir notu ben de okusam o yüzden hani derim ki... Kız aldattı mı Serdar'ı o anlamda diyorsun? Ama şimdi bakın... Düşüncelerini kendine saklayarak aldattı mı diyorsun? Tabii ki, tabii ki. Bu da bir aldatma şeklidir. İlla ki aldatma yatakta temas halinde görülmek değil. Hayır, ne demek canım? Bir insanın düşüncesiyle aldatması daha büyük şey. Yani şimdi düşünsenize, benimle birlikte olan bir insan... Kendimi şimdi Serdar'ın yerine koyuyorum. Burada benim ne işim vardı demesi kadar beni aşağılayıcı bir durum olabilir mi? Ne kadar aşağılayıcı bir durum. Yani benimle berabersin. Benimle aynı evi paylaşıyorsun. Seninle aynı yatağa giriyoruz. Ama sonrasında diyorsun ki benim burada ne işim var? Defol git.
Adam ona değer vermiyor. Sadece sevişmek için, sevişmek için güzel sevişiyor diye büyük bir ihtimalle onu yanında tutuyor. Bak şimdi, sana, bak sana. Bu bir dolandırıcılık bir... olmuyor mu sonuçta? Duygu dolandırıcılığı. Madem hiçbir şey hissetmiyorsun ve yanında sıkıldığın bir adamla kalkıp ülkenden buraya gelmişsin. Tabii canım. Sen o zaman o adamı kullanıyorsun. Sen hiçbir şey hissetmediğin bir adamla sadece menfaat için Serdar beraber. Serdar kullanmıyor mu kadını? Serdar kullanmıyor mu kadını? Kadınlar kullanıyor. Burada birinci husus. Hadi canım, katılma mümkün değil. Bu işin finalini o zaman. Finaline gelmeden önce ikinci bir husus var. Söyle. Burada iki tane dikkat çekmek gereken konumuz vardı. Birincisi söyle. Buydu, ikincisini söylüyorum. Söyle. Serdar da hiç kusura bakmasın bu söyleyeceklerime. Zamanında bir otobüs dolusu kızlarla gezen kendisiydi. Evet. Değil mi? Yani minibüs 8 tane kız bir, oluyordu. Ha işte otobüs minibüs, diyorum. Serdar'dan başka 8 kız. Sürekli yurt içinde. Dışından. Bir de bunlar hep yurt dışından. Evet, sanki evet. Böyle bir ajansa bağlıymış gibi. Minibüs. Sanki böyle özel anlaşmalar yapılmış gibi. İşte Serdar'la gezeceksin. Minibüs. Görüntü vereceksin. İşte meşhur olacaksın adı altında. Çalışan, bence çalışan diyorum. Yani çalışmak amaçlı belli bir İrlandalı, sözleşmeyle. İrlandalı sevgilisi sonra da karısı olan kadın da o minibüsün içinden tamam, çıktı. Tamam o böyle, böyle o da aynı zamanda yani evet. Hem gündeme gelelim diye böyle bir anlaşmalar içerisinde birlikte olduğu kadınlar vardı Serdar'ın. Evet. Bu da bir şey sanki. Minibüs Bulgaristan'dan ajanstan yolluyorlardı. O da seçiyordu klipte oynatıyordu. Diğerleriyle peki, eğleniyordu. Peki şimdi bunlar neydi? Bunlar mahzun ilişkiler miydi? Hayır, bunlar değil. Reklam kokan, her iki tarafında anlaştığı, sözleştiği görüntülerdi. İlişki bile demiyorum. Evet, i̇ş, evet. İş ilişkileriydi. Yani ama Chloe'de olay farklıydı bak. Ben Chloe miydi? Chloe. Evet. Ben Chloe'de karısına karşı hayranlık duyan bir adam görüyordum onun bakışlarında. Kuleyde olaylar farklıydı. Biraz daha farklıydı o. Kız biraz önceleri sesi çıkmıyordu ve hepsinden de güzeldi. Diğer sevgililerin hepsinden de güzeldi. Evet ve bu arada Litvanyalı kızın yazdığı o şeye gelince de beni hiç şaşırtmadı. Gayet de yani beklenilen bir yorumdu. Onu da söylemek istiyorum. Tabii ki biraz rencide edici bir yorum olmuş ama... kusura bakma yani sen de şimdi, böyle ilişkiler yaşarsan böyle de konuşmalara veya yazışmalara maruz kalırsın. Evet bu Litvanyalı'yla ilişkisi yaklaşık 2 sene sürdü. Bu kız bir sabah Serdar Ortaç uyurken valizini falan aldı. Doğru havalimanına Litvanya uçağına bindi ülkesine gitti. Serdar bunun nedenini açıkladı. Ben Asta'ya tokat atmıştım. O da ben uyurken evden gitmiş şimdi çok pişmanım. Sen kadına tokat atarsan, şiddet gösterirsen, kadın sana günlüklerde az bile tutmuş. Kim bilir kaç kere tokat attın, kaç kere öfkelendin. O sağlığa zararlı alkol, burada söyleyebiliyoruz değil mi YouTube'da alkolü? Alkolü içip ondan sonra kadına kıza vurursan, tokat atarsan tabii ki çeker gider. Sonra da oturdu beste yaptı. O Yeşil Su Gözlerin Batsın isimli şarkısını. Bu kıza Asta'ya yaptığını kendisi söyledi. Sonra üzüldü ve sevdiğini düşünerek bu besteyi yaptı. Serdar Ortaç'ın bugün konuşmamız gereken asıl konu bize özel haber. Serdar Ortaç bir türlü akıllanmadı ve o kötü alışkanlığından vazgeçmedi. Kulağımıza gelenler hep o şekilde kumar alışkanlığından ve tek evim kaldı demişti ve çok kıymetli demişti. O evini satılığa çıkardı. Gerçekten çok o da gitti. Gerçekten çok değerli bir ev. Yüzme havuzunu bile yaptırırken evi müzik notası şeklinde yaptırmıştı. O fotoğraflar var bizde. Bu fotoğraflar da sadece bizde. Serdar Ortaç'ın 90 milyon liraya dolar olarak 4.9 milyon dolara satılığa çıkardığı. Boğaz'daki evi. Evet, İstinye Sırtı. İşte bakın nota şeklinde, müzik notası şeklinde yüzme havuzu. Burada Elvis Presley'den örnek almış. Elvis Presley'in de havuzu böyleydi. Yıllar önce vefat eden ünlü şarkıcı dünya çapında. Yüzme havuzu, evet, İstanbul'un en güzel lokasyonlarından İstinye Sırtlarına ve Boğaziçi'ne hakim. Boğaziçi manzaralı. 750 metrekare arsa üzerine kurulu. 8 oda, 4 salon, 4 banyo. Özel tasarım bina. Teraslı, balkonlu, full peyzajlı, kapalı otoparklı. Özel güvenlik sistemi, kameralar. 4 milyon 900 bin liraya ve bunun acil satılmasını istemiş emlakçılardan. Yazık. Çok elinde kalan
Demişti ki geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda bir evim var, bir arabam var, bir de bisikletim var demişti. Başka bir şeyim yok demişti. Bunu da satacak, bunun da parası 90 milyon lira da olsa tükenecek. Çünkü kötü alışkanlığına devam ediyor. Şimdi bu eviyle ilgili aslında... Sana söyleyeyim ama sen ne düşünüyorsun elinde kalan bu evi? Son evi de 5 tane evim var değerli diyordu. 4'ünü sattı, hepsini tüketti. Bir bu kaldı. Sen ne düşünüyorsun? Ben sonra başka bir şey daha anlatacağım. Palay, benim düşüncem Serdar artık o kadar yanlışlar yaptı. Ben adam ondan diyordu ya yani, şarkıda. Evet işte, hakikaten... yani hala öyle ama şimdi şu taraftan da bakmak gerekiyor. Serdar tek başına yaşayan bir adam. Çoluğu yok, çocuğu yok. Arkasında bırakacağı bir şey yok. Yani niye bu kadar büyük bir evde ve bu kadar şeyde de otursun? Yani bence o tür evlerin masrafları da çok fazla oluyor. Dört katlı ev. Daha minimal bir yaşam istemiş olabilir. Hani şimdi zaten hepimiz de küçülüyoruz ya artık ekonomik koşullardan dolayı. Yani şimdi bakacak olursam Serdar inşallah bu evi sattığı zaman güzel bir yatırım yapar. Ne bileyim işte... Bir tane butik bir otel açsa bir yerde mesela. Yani çünkü bu evlerin giderleri biliyorum. Ben de geçmişte 1000 metrekarelik bir evde oturuyordum. Hı hı. Otel gideri gibi bir gideri var. Elektriği ona göre, suyu ona göre. Kadın çalıştırmaya bulamıyorsun. En az 4 kadın çalıştırman lazım. Bence mantıklı bir karar tasarruf vermiş. Tasarruf dönemi zaten. Tasarruf dönemi ama hepiniz inşallah için. Bu parayı da har vurup harmansa vurmaz. Güzel bir yere yatırım yapar diye düşünüyorum. İnşallah bir borcu kapatmak için satmıyordur. Bu fikrinize katılmıyorum. Çünkü Şubat ayında verdiği röportajda Kıbrıs'ta sahneye çıkmadan önce gazetecilere vasiyetinizi yazdınız mı diye soruyorlar. Son zamanlarda diyorlar sanatçılar vasiyetleri konuşuyor. Siz yazdınız. Ben vasiyetimi daha yazmadım. Ama kayıtlara geçsin buradan söylüyorum. Avukatlara da söyledim. 40 milyon lira değerinde bir evim var. Şubat ayında değeri o kadarmış. Ben vefat ettikten sonra kardeşlerime, tüm çalışanlarım ve orkestrama evin satışından hisse dağıtılmasını istiyorum. Bir bölümünü Mehmetçik Vakfı'na şehitlere dağıtılmasını istiyorum. Yani bu evi bu şekilde herkese, yanında çalışan kardeşlerine falan vefatından sonra vasiyetine koymuş. Verilse acaba şimdi ölmeden mi yapacak onu, satacak sonra herkese dağıtacak? Olabilir. Yapar mı öyle bir şey? Olabilir diyor ya. Ama bence aklın yolu birdir. İnşallah. Ya hakikaten polyanlısın sen ya. Ya olabilir Bilal Beyciğim ya, bilemiyoruz ki. Ama bence bu evi satmak aptalca bir şey değil. Yani şimdi dediğim gibi inşallah o paraya gidip bir borç kapamaz. İnşallah yine kumarda yemez. Yani tövbe ettim dedi ama kulağımıza gelen haberler öyle yine değil. Başlamış, yine Kıbrıs'a gidiyormuş. Yapmasın öyle şeyler. Yine gidiliyormuş. Sen biliyorsun. Yani evet. O bağımlılığından kurtulmazsa bitti. Ocak kurutur orası. Bitti. Ondan sonra. Gider, yani opa, daha nereye? Varını yoğunu, 20 yıllık milyar. Emeğini, her şeyini... Ne yapacak? Oradan verdiğini kazanacak mı zannediyor? Çöpe gitti o para. Yazık, günah bilmiyorum değil mi vallahi. Ya? Bilmiyorum valla. Kaç yaşında adam artık. Bu Serdar da bir hastalık ya. Serdar Ortaç'ın kendi sözüdür. 100 milyonlarca para kaybettim kumarda diye kendi sözüdür yani. Ya inşallah güzel yani ailesi bir şekilde alsın elinden o ben parayı ya. Ben size söyleyeyim mi? Aynı değerde 9 katlı binası vardı. Mecidiyeköy'de almıştı. O kolye almıştı. Karısına almıştı ve kolye demişti ki kolyeyi çok istiyordu bir otel sahibi olmak. Bak işte. Buraya 90 odalı otel yapacağız. Kolye işletecek. 9 katlı bina Mecidiyeköy'ün göbeğinde. Kumar borcu yüzünden 2013 gitti. Yılında aldı, gitti. 2015'te sattı. Buyur. 4,5 milyon dolara aldı, 5 milyon dolara sattı ama bütün para kumar borcuna gitti. Düşünebiliyor buyur, musun? Buyur, yazık günah yani ya. Yani aşağı yukarı aynı değerde. Şimdi nerede? Alamazsın vallahi. Nerede? Alamazsın. Nerede? Çok zor. Nerede? Yani bu paraya devlet el koysun. Serdar Ortaç'a harcadıkça versin. Ya devlet versin. Nasıl koysun? Lazım Bilal oldukça Bey'cim, versin. Lazım oldukça versin. Yiyecek parayı. Hepsini değil. Yiyecek. Hepsini yiyecek. Valla ama birisi parasını el koysun. Zamanında hepsi yiyecek. Birisi kontrol etmiş olsaydı onun kazancını evet. Böyle olmayacaktı zaten. Yiyecek. Bu evi yaşlı yiyecek. Bir anneciği vardı. Yani babası zaten rahmete kavuştu herhalde değil mi? Babası yaşlı bir kavuş. Anneciği var. Bir de erkek kardeşim var, kız kardeşim İhtiyacı var. Oldukça vereceksin Serdar'a. Yoksa hepsini yer.
Vallahi bak bundan başka türlü ya. Serdar yok. Bak yani, Serdar ya. Artık eski sağlığı da yok Serdar'ın. Yok yani tabii aklını canım. Başına toplaması yok lazım. Tabii, yok hepimiz tabii. Öyle artık yaşlanıyoruz yani tabii gençleşmiyoruz canım. Her geçen yıl yaşlanıyoruz yani. Allah korusun akıllanmazsan bir bankın üzerinde Taksim'de orada bu örnekleri temennimiz değil tabii de. Ama o kadar çok örneği var ki böyle. Yani o kadar olmaz çok diye örneği bir var şey ki yok yani. Ve dönemin starları ne halleri düştü Allah korusun yani evsiz de kalır, barksız da kalır, bankın üzerinde kalır. Yani uyumak zorunda kalır. Allah korusun. Aklını ya, başında inşallah alsın. İnşallah güzel bir yatırım yapacaktır diye düşünüyorum. Temennim o, düşüncem o. Eğer bizi de dinliyorsa lütfen Serdar aman yani varın yoğun olan bir evi de kalkıp da inşallah belli bir borç için kaybetmezsin. Mantıklı. O kadar büyük ev tek başına bir adam ne yapacak yaşayacak? Daha da küçülmek isteyebilir ama inşallah güzel yatırımlarla değerlendirir i̇nşallah, diye düşünüyorum. İnşallah kumar borcunu yapabilir. Kapatmak için satmıyordur. Ya öyle bir kumar o şekil oynuyor mu ya? Gerçekten mi? Hayatım kaç senedir? Kaç senedir? Ya. Tamam her da bıraktım dedi. Yıllardır. Her zaman bırakıyor ya. Her zaman bıraktım ya, diyor ya. Terapi falan görmesi özel bir şey maalesef. Muayene edilmesi lazım bu durumun demek istediğim bu. Yani maalesef. Bu ciddi bir bağımlılık. Çünkü. Maalesef. Kendi yani. Düşen alamaz o zaman. Yani, pasaportun hayatı... elinden alınması lazım. Ha. Gitme kumara. Evet. Gitme dışarıya. Gitme lazım. Oynama yani. Yani mümkün değil ya bırakmıyor ya. Peki Ebru Gündeş'le devam edelim. Boşanalı daha ne kadar oldu ya Ebru Gündeş? Bir yıl oldu. Yeniden evlilik teklifi almış. Bir yıl olma. Mayıs'ta boşandı. Mayıs'ta Irak'la boşandı. İş insanı Rasam Kaşnav'la beraberliği ortaya çıkmıştı biliyorsunuz böyle. Omzuna yatarken fotoğrafını paylaşmışlardı. Evet. Bütün sosyal medya çalkalanmıştı. Bu aşk ne zaman başladı, ne zaman bu noktaya geldi diye rekor bir bol sıfırlı bir rakamda yüzükle evlilik teklifi almış. Bir haberimizin detaylarını izleyelim. Bakalım. Ardından İzleyelim. Konuşacağız. Olay, olay, olay. Ebru Gündeş ve aşk yaşadığı Iraklı iş insanı Rasen Koşnav evleniyor. Çıkan haberler şok etti. Ebru Gündeş evlilik teklifine evet dedi. Geçtiğimiz günlerde çıkan haberleri ihanet sebebiyle boşandığı kızının babası Reza Zarrab'ın çıkardığı söylenirken şimdi ortalık karıştı. Kral dairesi kiraladı. Rassan evlilik teklifi için kaç milyon doları gözden çıkardı. Bundan sonra yaşayacakları saray yavrusu yalının fiyatı deprem etkisi yaratacak. Bir dönem aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Ebru Gündeş 2010 yılında Reza Zarrab'la evlendi. 2011 yılında kız Alara'yı kucağına alan ünlü sanatçı o gün bugündür özel hayatını gözlerden uzak sürdürmeye çalışarak bambaşka bir profil çizdi. Ta ki geçtiğimiz yıla kadar. Eşi Reza Zarrab'ın Amerika'da tutuklanması, cezaevine girmesi ve itirafçı olarak orada kalmasıyla Ebru Gündeş'in evliliği sarsıldı. Geçtiğimiz yıl patlayan ihanet bombasıyla 11 yıllık yuva dağıldı. Ebru Gündeş, eşi Reza Zarrab'ın kendisini O Ses Türkiye'de birlikte jüri üyeliği yaptığı hadiseyle aldattığı iddialarından sonra tek celsede boşandı. Zarrab'dan boşanan Gündeş'in ismi kısa bir süre önce Iraklı iş insanı Rasen Koşnav'la anıldı. Koşnav'ın Gündeş'in hayranı olduğu, onu her sahnesinde dinlemeye gittiği kulaktan kulağa yayıldı. Haberlerin ardından taraflar aşk iddiasını yalanlasa da kısa bir süre sonra ortaya çıkan bir fotoğraf sürpriz aşkın belgesi oldu. Fotoğrafın ortaya çıkmasından sonra ikili adeta sırra kadem bastı. Bir daha ortalarda görülmeyen ikili son günlerde bomba bir iddia ile yeniden manşetlerdeki yerini aldı. Ebru Gündeş ve Rasen Koşnav nikah masasına mı oturdu? Magazin basınına düşen haberlere göre Gündeş'in kendisinden 19 yaş küçük sevgilisiyle Dubai'de evlendiği iddia edildi. Hatta iddialar arasında Gündeş'in kızı Alara için okul baktığı ve Dubai'ye yerleşeceği, sadece konser oldukça Türkiye'ye geleceği de yer aldı. Ebru iddiaları yalanladı. Ünlü sanatçının yakın çevresinden edindiğimiz bilgilere göre ikilinin evlendiği haberleri gerçeği yansıtmıyor. Haberleri Reza mı çıkarıyor? Zarrab'ın bu haberleri yaptırmasının ardındaysa 11 yaşındaki kızı Alara'nın velayetini annesinden almak istemesi yatıyormuş. Tüm bunlar konuşulurken gündemi sarsacak bir gelişme Dubai'den geldi. Rasen Koşnav haber manşetlerine göre sevgilisi Ebru Gündeş'e Dubai'nin lüks bir otelinde evlilik teklif etmek için geceliği 25 bin dolara kral dairesi ayarladı. Bununla kalmayan Koşnav jestlerine devam etti. İtalya'dan sırf bu gece için ünlü bir kadın piyanisti getirtti. Akşam yemekleri odanın terasına helikopterle geldi. Ve Rasen yaklaşık 33 milyon 200 bin lira olan evlilik yüzüğünü Ebru Gündeş'e uzatarak benimle evlenir misin dedi. Gündeş gözyaşları içinde kabul etti.
Şimdi gelelim haberin devamına. İkili hayatlarına Dubai'de devam edecek. Ayrıca Rassan Ebru Gündeş'in sadece tek bir mekanda sahneye çıkmasına izin veriyor. Diğer ekstra işlere gitmesini istemiyor. Göndermediği tüm sahnelerin ücreti Rassan'dan. Öte yandan Koçnav evlilik teklifini kabul eden Gündeş'le yaşayacakları saray yavrusu ev için yaklaşık 276 milyon 500 bin lirayı gözden çıkardı. Bitti sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Rassan eşi Ebru Gündeş'e özel bir uçak almaya hazırlanıyor. Bu uçağın fiyatı da yaklaşık 350 milyon 250 bin lira. Şimdi bu kadar net bilgilere nasıl ulaşılabiliyor? Ben de onu soracağım aslında sizlere. Yani Ebru Gündeş hiçbir açıklama yapmadı. Evet. Ama sürekli basına, Rassan'la haberler, rakamlar, alınan hediyelerin fiyatları falan paylaşılabiliyor. Bunları kim söylüyor? Araştırmacı gazeteciliği duymadın mı? Bunları Rassan mı paylaşıyor yoksa Reza'nın, Reza Zarrab'ın velayet için bu haberleri çıkarttığına dair iddialar da var. Yok. Şimdi velayet almak için. Onunla ilgili şöyle bir şey söylemek isteyeceğim. Taşıma suyla değirmen döner mi ya? Reza onu çok bekler. Hatta çoktan evlenmiş oldukları dair. Sen Türkiye'nin aleyhinde konuş. Al buradan çocuğunu da götür Amerika'ya. Reza ile ilgili de son aldığım bir duyumlar var. Onu da paylaşacağım sizinle. Şimdi Ebru Gündeş ve sevgilisinin arasındaki bu tamamen maddiyat üzerine kurulu olmuş diyalogtan ben açıkçası çok rahatsızım. Çünkü Ebru zaten maddiyatı yerinde olan, çalışan, işi gücü olan, kariyer olan bir kadın. Yani Ebru Gündeş tırnak içinde işte milyon dolarlık yüzük, uçak alındı. 15 milyon dolarlık ev alındı. Yani hep Ebru'nun hep bir maddiyatla adının geçmesi açıkçası Ebru adına ben çok rahatsız oluyorum. Ebru'nun ne kabahati Ebru da, var? Ebru da oluyordur diye düşünüyorum. Ha, Ebru'nun kabahati yok. Hayır. Şimdi Ebru da bununla ilgili rahatsız olduğunu da düşünüyorum. Ama şimdi tabii ki ateş olmayan yerden de duman çıkmıyor. Birileri de bu söylentileri bir şekilde bizim kulağımıza üflüyor veya sızdırıyor. Haliyle de tabii ki biz de bunları konuşuyor oluyoruz. Yani ben evet Ebru Gündeş'in böyle bir evlilik teklifi aldığını doğru aldı. Lakin Ebru Gündeş evlilik kararını öyle kolay kolay alabilecek bir kadın değil. Neden değil? Çünkü Ebru Gündeş'in bir kızı var. Kızına çok düşkün. Kızını kendi gözünden bile sakınıyor. Hı-hı. Her şeyden ve herkesten koruyor. O yüzden ben böyle bir evlilik teklifi almıştır olabilir. Ama Ebru'nun bu karara kolay kolay evet diyeceğini düşünmüyorum. Ondan sonrası Reza'ya da gelince. Reza'nın da bu konuyla alakalı müdahil olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü Reza hani söyleniyor ya öyle güçlü böyle güçlü. Arkadaşlar Reza öyle böyle güçlü güçlü bir adam değil. Artık Reza kendi gücünü kaybetmiş. Kendince işte orada Amerika'da kaçak göçek bir hayat yaşayan. İzole bir hayat yaşayan. Aslında birçok konuda da köşeye sıkıştırılmış bir adam. Reza. Yani o yüzden Reza kalkıp kendi derdine yansın. Kendi derdini halletmeye çalışsın. O yüzden de şunu söyleyeceğim. Benim sadece rahatsız olduğum tek şey Ebru Gündeş'in hep böyle maddiyatla ilgili malla mülkle öyle milyon dolar. Yani şöyle bir imaj çiziliyor Ebru Gündeş'e. Güçlü adamlarla beraber güçlü adam yabancı olmasa uyruklu. Yabancı uyruklu güçlü olacak. Ona servet harcayan. Ona servet harcayan yani bu imaj. İkidir böyle. Evet ikidir böyle ve ben. Bundan rahatsızsam ya eminim Ebru'ya ki hayat, Ebru da rahatsız oluyordur. Ebru'ya hayat öyle geliyorsa ne yapsın kaçsın mı? Ben bir şey demiyorum. Öyle ama geliyor böyle bir İranlı geldi bir Iraklı geldi ne yapsın tamam, yani? Tamam ama şimdi benim rahatsız anlatabiliyor muyum ben ne demek istediğimi? Yani şimdi yani, Ebru Gündeş güçsüz bir kadın değil ki. Ama bakın devamlı bir maddiyatla bak, o zaman sözü ben alayım şimdi. Şimdi bu devamlı maddiyatla adı geçiyor diyorsunuz ya. Haberciliğin birinci kuralı doğru haber yapmaktır ve haberi satabilmektir, beğendirebilmektir. Okuyucunu merak duygusu uyandırmaktır okuyucuda. Okuyucu merak eder. Acaba bu adam gerçekten zengin mi değil mi? Ve okuyucu malın mülkün değerini öğrenmek, bilmek ister. Sen de gazeteci olarak görevin özel bir jet alacak demek derken onun fiyatını da vermektir. Açıklayıcı
yazacaksın haberini. Tamam, fiyatı şimdi... şu kadar. Kral dairesinde kaldı. Kral dairesinde kaldı demek mi daha tatmin eder okuyucuyu? Kral dairesinin gecelik ücretinin 500 bin lira olduğunu, yaklaşık 25 bin dolar 500 bin lira. Tamam, işte bu olduğunu fiyatların bilgisini kim veriyor basına diyorum ben ya de. Ya gazeteciler araştırır gazeteciler kardeşim. Gazeteciler mi? Rasan Kaşnav'ın kendisi mi? Ya her türlü alır gazeteci. Bahçıvanından alır, özel şoföründen alır, jetinin pilotundan alır, hizmetçisinden alır, bence anasından alır. Bence kendisinden alıyorlar. Avukatından alır, herkesten alır, kendisinden de alır, herkesten ben alır. Ben bu rakamların da abartıldığını da düşünüyorum. Ya niye abartıyorsun sen? Odanın değeri 25 bin dolar değil midir? O dedikleri Yelken Oteli'nde Kral Dubai'de, dairesi. Kral dairesi 25 bin dolar değil midir? Olabilir. Niye? Evet 500 olabilir. Bin lira ediyor. Türk parasıyla 500 bin olabilir. Lira ediyor. Olabilir. O kadar olmayabilir de. 3 gece kalsalar 1,5 milyon lira. Bir daire parası. Ortalama bir ev parası. Yani en normal odaları 1000-1500 dolar olduğunu biliyorum. İşte bu, ya onu sorgulayacağına şunu sorgula. Ebru Gündeş 47 yaşında, bu kız, bu çocuk 28 yaşında. Arada 19 yaş fark var. Acaba çocuk ayran gönüllü olup da bir başkasına gidemez mi ki? Çocuğun zamanında çok çapkınlık yaptığı söyleniyor. Evet. Türkiye'den de çok insanlarla birlikte olduğu söyleniyor. Ebru yanlış mı yapıyor diye. Bence bunu sorgulamak daha mantıklı. 27 yaşında çocuk Ebru Gündeş'i taşıyabilecek mi bakalım? Bir demek de o var ki yani. Taşıyor, bakar mısın? Ya başka... Yani taşımak maddiyat olarak mı? Değil hayır, yani. hayır. Gönül mi? Olarak. Gerçekten Ebru Gündeş'in her istediğini manevi olarak verebilecek ya mi? Demek ki mutlu. Yoksa mutlu dışarı olmasa, mı gidecek? Ebru da mutlu olmasa yani körü körüne lades diyecek bir bayan değil Ebru da yani. Ebru Gündeş'ten ki... önceki ilişki tercihleri de belli ama yani. Ya işte beni İnsan rahatsız şöyle bir eden düşünmüyor değil yani. Bu yani. Değil mi? Yani, evet. Bu beraberlik sırasında da yine... Ya bu çocuğun kendisinin yanlış sürü... anlaşılmasına da yani. Sebebiyet verir bu tür şeyler. Anlatabiliyor muyum? Bu çocuğun yani ben... etrafında bir sürü kadın kız vardır yani. Var da canım, ama Ebru'ya gönlünü kaptırmış yani bir şekilde. Yani gönül vermiş. Şimdi bir kadını da 100 kişi ister, bir kişi alır. Bir erkeği de 100 kişi beğenir ama bir kişi sahip olur. Yani bu gönül işi, bunu diyecek hiçbir şeyimiz yok. Ya, yani varsın, mutlularsa da mutlu olsunlar. Ona işte, diyecek bir şeyimiz işte, yok ama tamam da. Şimdi ilerisine düşündüğün zaman evet. Yani mantığını ortaya koyup ilerisini düşündüğün zaman hani ne getirir ne getirir onu bilemiyorum tabii ki. Sonuçta Ebru'nun da bir çocuğu var. Ben Ebru'nun kolay kolay evleneceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Evlilik teklifini kabul etmiş. Ya edebilir ama evleneceğini düşünmüyorum. Akşam yemeği yemek için o Yelken Oteli'nin çok geniş bir terasında masaları var. Orada otururlarken bir helikopter gülüyor. Randır 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 randır. Helikopter pervanesinin gürültüsü de çok kötüdür. Ondan sonra ileriye bir yere, terasa iniyor. Onun İçinden üst katında İtalyan... var. Evet. Helikopter sahaları var. İki tane ayrı evet, ayrı orada böyle. Kalmış belli oluyor. hadi canım sen çok de biz eskidir. Birbirimizi biliriz. Bilal Beyciğim. Çok eskiler. Bak kimle kaldın demiyorum. Eşimle. Senden haber çıkartmak hayır, istemiyorum. Hayır, ben bir şey söyleyeyim mi? Yelken eşimle, Oteli Türkiye'de eşimle. Meşhur evet, eden kişi benim. Sensin. Yelken Oteli Türkiye'de meşhur eden 22 sene önce benim. Ne yaptın orada? Ya biz kaldın, eşimle gittik oraya. Sevgiliydik. Kaçamak yapmaya gittik. Ondan sonra döndük geldik. Bastılar, aman Allah'ım. Bastılar size o otelde. Hürriyet gazetesine tam bak, manşet girdik. Bak basmışlar otelde. Pınar Ünlü'yi. Ebru Gündeş'in kaldığı otelde. Ya yine döndü bana iş. Ama öyle dedin, anlattın. Doğru, 22 yıl önce biliyorum ben. Önce. Biliyorum orayı. 22 yıl önce. Evet. Şimdi o helikopterden İtalyan bir meşhur bayan piyanist çıkmış. Herhalde Abu Dhabi'den falan getirdi onu helikopter. Yoksa İtalya'dan helikopterle gelecek yok hali yok. Ya da işte Doha'dan belki 2 saat Doha. Dubai havaalanından da uçaktan helikopterle gelmiş olabilir bravo. Yani. Ve, onu da... ve orada mini bir konser verirken evlilik teklifi etmiş. 30 milyon dedin değil mi? 30 milyon liralık pırlanta yüzük. Kaç kıratmış acaba? Hadisenin 3 milyon lira çıktı. Bu 30 milyon lira. Şimdi hadise 3 ise onun 30 olması 30, gerekiyor Ebru tabii Gündeş'e ki de. Ebru Gündeş'e hadise farkı diyorsun. tabii ki de tabii oradan ki de. Oradan gol attı değil mi oradan tabii. Aslında? Gol atıyor Ebru Gündeş. Evet. Değil mi? Öyle değil evet, mi? Öyle öyle. Rezan'ın intikamı bir yerde. Ben bilmiyorum. Siz diyorsunuz. Neden çekiniyorsun? Neden? Yok, çekinmem. Niye çekineceğim? Korktuğun bir şey mi var? Yok. Yok değil mi? Ben hiçbir şeyden korkmam. Yani, gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam. Ben arkadaşlar bu konuda bakın bütün samimiyetimle söylüyorum. Şimdi bu Raşan bu kadar parasının pulunu falan konuşuyoruz. Çok zengin falan diyoruz ama 28 yaşında sonuç olarak. Sonuç olarak hayatı tam anlamıyla daha yaşamamış. Şimdi Ebru Gündeş'i elde ettikten sonra, Ebru Gündeş'i karısı yaptıktan sonra etrafına sağa sola o taleplere cevap vermeye başlayabilir.
Anlatabiliyor muyum? Kendisinden ilgi isteyenlere dönüş yapabilir. Evet. Çünkü 28 yaşında. Yani. Niye? 28 yaşında olunca. Ebru elde ettikten sonra karısı yaptık. Nasıl olsa Ebru benim i̇şte elimde. İşte o yüzden Ebru Gündeş kolay kolay evlenmeyecek. Evlenmeyecek. Reza Zarrab'dan farklı bir senaryo olacağını düşünüyor musunuz bu ilişkinin? Yani ben açıkçası ikili ilişki şimdi anlamında evet ilişkilerden ben açıkçası çok benzer bir senaryo olacağını düşünüyorum. İlişkilerin yine dinamiğine yaşanacak yüksek ihtimal sizin dediğiniz gibi çok yaş farkı var. Çok. Sahnede gördüğü kadına hayran evet ama aynı eve girip birlikte olmaya başlayınca artık o kadın benim psikolojisine girip sağa sola gözler kaymaya başlayacak. Aynen. Yani şimdi bu kadar da ilerisini düşünerek de önümüzdeki şeyi de yaşayamayız. Geçmişini düşünüyorsun da ilişki kuracağını erkeğin. Geçmişi düşünürüm. İlerisini niye düşünmüyorsun? Lazım. Yani ilerisini belki o kadar ilerisini düşünmek istemiyor. Var olan mutluluğunu yaşamak istiyor. Bir de böyle bakalım. O zaman ileride kaybedebilir. Gelecekte kaybedebilir. Yani belki de bilemiyoruz ki kim kimi kaybeder, kim kimi kazanır Bilal Beyciğim ya. Ya bilemiyoruz demek en kolayı. Tecrübeler, yaşadığın, senin de yaşadığın ve şahit olduğun tecrübelere dayanarak. Şu an Ebru'ya doğruları ne şekil söyle. Şu an Ebru'ya ne şekil hitap ettiğini bilemiyoruz. Ebru onda bir şeyler bulmuş, bir mutluluğu yakalamış ki şu an o da gözü kapalı bu ilişkiyi yaşıyor. Yani varsın Ebru da nasıl mutluysa öyle yaşasın. Belki de şu an an da önemli Bilal Beyciğim ya. Anda mutluluk da önemli. Yani biz hep bugüne kadar hayatımızda biz bazı yani biz kadınlar, akıllı kadınlar diyelim. Hep böyle ilerisini düşüne düşüne var olan mutluluklarımızı da kaybetmedik mi? Ya anda kalmayı, anda yaşamayı da bilmek lazım. Şu an mutlu mu mutlu? Mutlu olsun. Mutlu. Yani işte evlilik kararından sonra o anda kalma flört kısmı geride kalıyor ya. Bunlar. Bence evlenmeyecek Ebru. Evet demiş. Diyebilir. Allah Allah. O zaman kabul etmeyeceği insana niye evet desin ki? Bir kendince bir açık kapı bırakmış olabilir. Ben katılıyorum. Çok akıllıdır Ebru Gündeş. Yani. Pınar'a burada katılıyor. Bu evlenirse dördüncü evliliği olacak Ebru Gündeş'in. 1990 yılında 16 yaşındayken iş adamı Hamdi Vardar'la evlenmişti. 1,5-2 ay Avrupa'yı gezdiler falan. Adam çok zengindi Belçika'da yaşayan. Sonra 2 sene boyunca birbirlerinden ayrı evlilik sürdürdüler ve Ebru Gündeş ünlü oldu ve boşandı. İkinci evliliğini kimle yapmıştı? Avukat Ömer Durak'la yapmıştı. 2 sene flörtten sonra evlendiler. Sadece 6 ay evli kaldılar. Ve sonra üçüncü Reza Zarrab'la evlendi. 11 sene evlilik sürdü. 5 yıl, 5,5 yıl bir aradaydılar. Sonra Reza'nın durumunu biliyorsunuz. Ben Reza'nın çocuğunu alacağını alma talep edip de bunu başarabileceğini zannetmiyorum. Yok yok ya. Reza kendi derdine yansın yani. Amerikalılarda ben aldığım duyuma göre öyle yani eski parası pulu kalmıyor. Yani şeyi de yok artık eski o yapacağı havası da kalmış. Yani başka yani bir ülkede köşeye yaşayan sıkıştırılmış kalmış biri. Evet çocuk niye başka bir ülkeye gitsin ana vatanı varken? Devlet bırakmaz ki çocuğu korur canım. Yani ana vatanında annesinin yanında kalsın diye. Ebru burada ayrılsa bile evlense bile Ebru Türkiye'de yaşarsa evlenebilir tabii ki de. Onu mahkeme vermez Reza'ya. Çünkü Reza vatanı satmış bir insan. Orada CIA ile FBI ile ilişkisi olan bir insan Reza. Bir vatan hainine, bir casusa herhalde bir çocuk emanet teslim edilir mi? Teslim edilir onu mi? Da geçti. Mümkün değil yani. Madem öyleyse Reza Ebru Gündeş'i boşamadan önce düşünecekti. Çocuğu olduğunu, çoluğu mümkün olduğunu. Mümkün değil. Tabii. Yani mümkün artık değil, ne onu ilgilendirmez Ebru yani. Ebru Gündeş hayatında nasıl bir ilişki olursa olsun Reza'ya çocuğunu vermez mahkeme diye düşünüyorum. Vermemeli de. Vermez. Ebru Gündeş ne yapar ne eder buna müsaade etmez. Tabii canım. Etmez. Peki Reha Muhtar'la devam edelim. Edelim. Geçmiş hafta da değinmiştik bu konuya. Evet. 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığına dair Deniz Uğur'un bazı iddiaları vardı. Evet. Daha sonra önümüze bir haber geldi. Babam beni demirle dövdü diye. Evet ya. Bir kız çocuğu. Evet. Çok üzüldüm ben ona. O İnanamadık biz bir kere Reha Muhtar nasıl böyle bir şey yaparı konuştuk. Bir de demirle dövmek ne demek? Şiddet evet. bu boyuta nasıl gelebilir? Gelebilir. Bunu konuştuk evet. Buna değindik. Kızı Ayşe Nazlı konuşmuş. Nilüfer'le olan kızı değil mi Bilal Özcan? Ayşe Nazlı ya, Nilüfer, yurt ben dışında Reha Muhtar yaşıyor. O kızın babası değil. Bunu söyleyeyim ben altını çizip konuşacağım. Evlatlığı değil mi? Nilüfer'in evlatlığı. Nilüfer'in evlatlığı. Reha Muhtar bakın o zaman söyleyeyim. 1999 senesinde Nilüfer onun müracaatını yaptı, evlatlık müracaatını yaptı. O zaman Reha Muhtar'la ilişkisi falan yoktu. Reha Muhtar'la ilişkisi 2001 senesinde başladı. Anlatabiliyor muyum? Ayşe Nazlı'yı 4 aylıkken aldı. VTR mi var?
Yok, DSF. Bağlantımız gerçekleşecek birazdan. Özel bir bağlantımız şu an olacak. Ayşe Nazlı da babasından yana konuşmalar yapıyor. Siz babası değil ama şey. Bak babası derseniz yanlış geçiyor seyirciye. Babası değil. Rhea Muhtar'la Nilüfer hiçbir zaman resmi nikah da yapmadı. Nilüfer o çocuğu doğurmadı. Rhea Muhtar babası değil. Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan Nilüfer. Açıklasa da kardeşim, herkes babası diye biliyor. Şimdi Ayşe Nazlı'nın bir ses kaydı çıkmış ortaya. Onu bir dinleyebilir miyiz? Dinleyelim. Bir insan çocuklarına şiddet uyguladı diye itham etmek. Çok üzücü bir şey yani bu. Bunu böyle okumak, yurt dışındayken bu haberleri görmek, babamla ilgili yapılan. Çok üzücü, sadece bunu diyebilirim. Ben bütün yazımı geçirdim babamlarla, kardeşlerimle. Ne bana, ne kardeşlerime. Asla elini kaldırmadı, kaldırmaz. Asla şiddete yönelik hiçbir şey yapmaz babam. Çocuklarına asla kötü bir şey yapmaz. Elinden geldiğince bütün kavgaları, kardeşler arasında bir tartışma olsa onları çözer. Asla yanlış bir şekilde davranmaz. Bütün bu iddiaların tarafındayken, yani kardeşlerime nasıl iyi davrandığını şahidiyim. Onlar için yaptığı her şeyin, onların iyi bir hayatı olsun diye. Ve o yüzden tek diyebileceğim şey, babamın tarafındayım ve bütün bu iddiaları da reddediyorum. Evet, şimdi bu çocuk 3 yaşındayken Rhea Muhtar'la tanıştı. Ayşe Nazlı. O günleri yaşamış bir gazeteci olarak bunları açıklamak benim vatandaşlık ve mesleki görevim. Ayşe Nazlı 3 yaşındayken Rhea Muhtar'la Nilüfer'in ilişkisi başladı. O zaman tanıdı. O zaman bu senin babandır demişse, çocuğun anası yok, babası yok. Nilüfer'i anne bilmiş. Rhea Muhtar'ı da baba olarak kabul etti. Rhea Muhtar da ona çok sıcak davrandı hakikaten, Ayşe Nazlı'ya. Yani ilişkileri bittiği zaman Nilüfer'le Rhea Muhtar her hafta sonu sanki kendi çocuğunu alır gibi Nilüfer'i Ayşe Nazlı'yı yanına alıyordu, evine alıyordu. Biraz da yazları değil mi? Veya hafta sonları. Her gün, yaz kış Ayşe Nazlı'ya gerçek bir baba gibi davranıyordu. Evet, evet. Yani Rhea Muhtar. Ve aralarında müthiş bir sıcaklık. Evet, evet. Yani deniyor ki kendi çocuklarına yaptığı şiddeti Ayşe Nazlı'ya hiçbir zaman yapmadı. Böyle söyleniyor. Bu arada şu dakikalarda Deniz Uğur ve Rhea Muhtar şu anda adliyede. Bizim arkadaşımız Uğur Kotan da şu anda orada. Bir kendisinden alalım şu an detayları. Uğur merhaba. Evet. Uğur, bizi duyabiliyor musun? Merhaba, iyi yayınlar. Şu anda Kartal'da duyuyorum sizi. Merhaba, çok net duyuyorum. Şu anda Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'nin önündeyiz. Merhabalar tekrardan. Bugün saat 14'te, öğlen 2'de Rhea Muhtar ve Deniz Uğur bugün karşı karşıya gelecek. Birinci Aile Mahkemesi'nde görülecek duruşmayla ilgili detaylar vermek istiyorum. Şu anda bir bilgi kirliliği var. Bunu anlatmam gerekiyor özellikle. Bugünkü duruşma velayetle alakalı değil. Rhea Muhtar'ın kızının "babam beni demirle dövdü" açıklaması üzerine biliyorsunuz bir aylık bir uzaklaştırma kararı alınmıştı. Bugünkü duruşma bununla alakalı. Bugün o 30 günlük süreç doluyor ve Deniz Uğur tekrar başvuru yapıyor bu süreci uzatmak için. Az önce de dediğim gibi Rhea Muhtar'la Deniz Uğur birazdan karşı karşıya gelecekler duruşma salonunda. Detaylar geliştikçe de bizler de size anlatacağız. Bu çok önemli tabii. Çok önemli bir gelişme. Çok önemli bir gelişme. Peki geldi mi taraflar oraya? Oradalar mı? Konuşabiliyor muyuz? Tabii. Şu anda her iki taraftan herhangi bir gelen yok. Takip ediyoruz. Gelmediler ama iki tarafın da burada olmasını bekliyoruz duruşma saatinde. İki taraf da orada Peki, olacak. Peki bu uzaklaştırma kararının uzatılmasıyla ilgili bir dava değil mi? Beni duyabiliyor musun Uğur? Evet, 30 günlük uzaklaştırma süresinin uzatılmasıyla alakalalı bugünkü duruşma. Uzatılması. Evet. Yani velayet değilmiş demek ki. Rhea Muhtar itiraz etmiş. İtiraz ettim, kaldırttım demişti bu uzaklaştırmayı, bir aylık uzaklaştırmayı. Deniz Uğur herhalde tekrar müracaat etti. Bunu bu kadar tekrar kısa sürede de sonuçlanmış dava. Ama farkında mısınız arkadaşlar? Diye. Deniz Uğur bir uğraşma içerisinde, bir çaba içerisine girmiş. Uğur, teşekkürler. Çok teşekkürler Uğur. Şimdi tabii cuma günü değil mi? Perşembe cuma günü yani basında çocukların uğradığı şiddetle ilgili iddialar vardı ve demirle dövüyor babam beni diye. Bu yanında, çok ağır bir itham. Evet, yanında pedagoglar olduğu halde, pedagog eşliğinde polise verdiği ifade çocuğun ve mahkemenin hastanenin raporu var.
Ver o raporda baktım ben de Sabah gazetesi yayınladı o doktor raporunu. Ne diyor? Üzerinde darp ve şiddet diyor. Doktor el yazısı okunamıyor ama başlık okunuyor. Darp ve şiddet diye yazıyor üzerinde o doktorun verdiği raporun. Bir de Mina'nın annesi Deniz Uğur'a yolladığı mesaj. Yine Sabah gazetesinde yayınlandı bu mesaj. Okumak istiyorum. O telefonumu aldı, polislere verdi. Bana casusluk yapıyor diyor. Ya neden, ya neden? Bana ilk önce gibi davranıyor. Sonra hayır, ben sana hiçbir zaman öyle bir şey yapmadım diyor. Polislere yalan söylüyor. Hep hikayeyi döndürerek söylüyor. Benim ona karşı ajanlık yaptığımı düşünüyor. Ne yapacağım? Anne ben bu adamla yaşamak istemiyorum. Bana yapmadığım şeyler için bağırıyor, vuruyor. Sonra vurmadım diyor. Çok içki içiyor. Sonra alkolik değilim diyor. Seninle ona ajanlık yaptığımızı sanıyor. İstemiyorum ben bu adamla yaşamak. Anne valla. Şimdi bu da bir gerçek. Bu da var. Ama Rehamutan'ın söyledikleri de var. Benim fikrim, çocuklar benim fikrim. Bu beni bağlar. Çocuklar doğru söylüyor. Rehamutan alkolün etkisiyle yıllardır maalesef rahatsız. Yani alkol etkisiyle bu davranışlar içinde. Benim fikrim böyle. Ben bu işin bu tarafından bakıyorum. Şimdi, bir gazeteci olarak da benim bütün okuduklarım, gördüklerim ve hissettiklerim Rehamutan'ın doğru konuşmadığını, gerçekleri gizlediğini. Şimdi iki çocuk yetiştirmiş bir anne olarak çocuk psikolojisini çok iyi bilen biriyim. Yani bunları, bu süreçleri birebir yaşamış da biriyim. Yani çünkü her boşanmış ailelerin çocuklarında bu tip sorunlar oluyor mu? Oluyor. Ama çocuklar gerçekleri konuşuyorlar. Ha bazı tabii ki psikolojik hani sorunları olan çocuklar olduğu zaman da zaten pedagoglar o yüzden orada bulunuyor bu tabii ifadeler alındığı zaman. Ailelerini kandırabilirler ama pedagogu kandıramazlar. Yani evet, burada bir, değil mi? Evet burada bir kurumun, bir doktorun raporu var. Evet. Yani sonuçta hepimiz çocuklarımızı dönem dönem psikologlara götürdüğümüzde bize bile söyleyemediklerini psikologlara söylediklerini bilirim ben. Yani bu hepimizin başından geçti. Kolay bir süreçler değil. Şimdi burada tabii ki benim sadece takıldığım bir nokta var. Neden hep kız çocuğu konuşuyor? Erkek çocuğu neden konuşmuyor? Yani Polen acaba erkek çocuğuna uygulamıyor mu bu şiddeti? Sadece kıza mı uyguluyor? Veya kız anneye daha düşkün, ona mı gıcık oluyor baba? Onu algılayamadım bak. Yani abi, eğer Ayşe bir şiddet varsa... Ayşe Nazlı'ya sanki bir rica edilmiş değil mi? Konuş kızım sen konuş diye. Zaten Ayşe Naz'a hep başvuruluyor bu konuda. Daha önce de Deniz Uğur çocuğun velayetine, çocukların velayetine itiraz ettiği zaman 2019 senesinde almak istediği zaman bu şiddet olayları ilk olarak geldiği zaman yine tanık olarak Ayşe Nazlı ve Nilüfer çıkarıldı şahit olarak Rehamutan tarafından. Şimdi yine ona gel dendi. Herhalde okulun nedeniyle Londra'dan gelemedi. Ses bandını yolladı. Şunu okumak istiyorum. Sabah gazetesinde yayınlanmış bir başka mesaj. Deniz Uğur'a bir veli tarafından, okuldan bir veli tarafından gönderilmiş. Aynı zamanda Rehamutan'ın da evinin olduğu Acarkent'te yaşıyor bu adam. Deniz Hanım merhaba, ben TED'den bir veliyim. TED Koleji'nden demek istiyor. Geçen sene okulda çıkardığı rezaletleri biliyorsunuzdur. Müdüre hanıma şiddet uyguladı ama okul neden şikayetçi olmuyor? Nasıl böyle bir şeye göz yumuluyor? Çocuklarınız okulda babalarından şiddet gördüklerini arkadaşlarına anlatıyor. Hepimiz biliyoruz. BAMMET'te bu Acarkent içinde bir kafeterya restoran. Çıkardığı rezalet de gözümün önünde oldu. Garsonları dövdü. Bizim çocukların psikolojisi bozuldu bu adamdan. Acarkent sakinleri olarak şahidiz hepimiz yaptığı taşkınlıklara. Adam hep sarhoş ve içkisini matarayla restoranlara getiriyor. Bunun için uyarı alıyor ve öyle olunca da insanlara saldırıp oradan kovuluyor. Lütfen çocuklarınızı bu adamdan alın. O bir canavar. O bir canavar. Bunu TED Koleji'nde veli olan çocukların okuduğu TED Koleji'de bir başka çocuğun ciddi velisi. Ciddi bir alkol problemi var. O zaman gündüz yanında matarayla alkol taşıyacak duruma gelindiyse şimdi yani. Şimdi zamanında da yaptığı çok yani haber anchormanisin, haber yapıyorsun ve haber yaptığın. Şimdi düşünsene biz burada işte alkollü madde içelim diyelim. Yani olacak iş mi bu?
Yani evet. Artık yaptığı programda yani bile alkolü alan bir insandan bahsediyor. Yayın sırasında önündeki, evet. Önündeki kapta, önündeki kapta, kupada, kupada alkol olduğu alkolün, hep söylenirdi o zaman da. Çünkü aşırı haber alkol bağımlılarında öfke kontrol kaybı ve saldırganlık görülüyor. Bu hepsinde böyle. Çocuğa şiddetin, dolayısıyla tahammülü de yok. Çocuğa şiddetin kanunlardaki suçu şeyi nedir onu da okuyalım seyircilerimize. Uzmanlar şiddete maruz kalan veya tanık olan çocuklarda ileride depresyon, kişilik bozukluğu, kaygı bozukluğu ve uyuşturucu kullanımı gibi sorunlar görüldüğünü söylüyor. Aile içindeki şiddete maruz kalan veya tanık olan çocuklarda şiddete yöneliyor. Türk Ceza Kanunu madde 86 kasten yaralama suçunu düzenlemiştir. Çocuğa şiddet de bu maddeden, bu maddenin birinci fıkrası kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin veya mutara ne olur, hukuken ne olur eğer suçu sabitse algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Çocuk şiddet eylemini gerçekleştiren alt soyu ya da kardeşi ise yani babası, annesi ya da abi bu şeyi yapıyorsa şiddeti ceza artırılır. 1 yıl en alt. Ama mesela ağır bir yaralama yaparsan Reha Muhtar diyelim ki ağır bir yaralama yaptı. 8 yıla kadar gidiyor. Kanunun bütün maddelerini okumak istemiyorum. Ve o zaman ağır yaralamada savcı resen şey açabiliyor, dava açabiliyor. Hmm. Öbür türlü şikayete bağlı. Evet. Bakalım bugün nasıl sonuçlanacak? Evet, ben de merak dava ediyorum. Dava uzaklaştırma kararının uzatılmasıyla ilgili. Peki bittik, süremiz doldu. Bittik. Evet. Bittik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Beyaz Magazin'de hoşça kalın.